Evet arkadaşlar, hazır mıyız? Gelenler var herhalde. Evet arkadaşlar, görmüş olduğumuz resimler milattan sonra 900 yıla yakında. Burası okul haline gelmesi milattan sonra 1. asırdan itibaren başlıyor. Hristiyanlık tarihi. Aziz Basel adındaki din adamı, Kayseri kökenli. Filistin'e gider, Kudüs'te Filistin'de Hristiyanlığı öğrendikten sonra Kapadokya bölgesine gelir. Paganistler, yani çok tanrı inançlara Hristiyanlığı öğretir. Yani İncil'i tanıtır. İncil'i tanıttıktan sonra o yüzden bölgedeki halk biraz da yardımsever olduğundan dolayı Hristiyanlığı seçerler yavaş yavaş. Burasını da okula çevirirler. Yan tarafta görmüş olduğunuz yer neresi? Burası manastır, kızlar manastır. Kızların eğitim gördüğü yerler. Onlarda da ayrı yerler vardı. Yani kız ve erkek ayrıydı. Yan taraftaki yerde erkekler manastır. Erkekler eğitim gördüğü yer. Kızların eğitim, erkeklerin ayrı ayrı ibadet yaptıkları yerler var. O da tabii ilk zamanlarda, Hristiyanların ilk zamanlarında ruhban sınıfı, tabii ki ruhban sınıfı yetişmiştir. O yüzden buradan mezun olan din adamlar da, rahipler de başka yerlere misyonerler giderlerdi. Yüzlerce İncil yazılmıştı. Yüzlerce İncil'den sadece 4 tanesi kabul edildi. Matta, Luka, Yuhanna, Markus adındaki 4 İncil kabul edilmiş. Ekonomik konsiller tarafından. Diğerleri kabul edilmemiş İncil'lerdir. Barnabas İncil'inden de bahsediyor. Tabii ki Barnabas İncil'i başka mevzular da vardı. Bu İncil'lere göre, 4 tane İncil'e göre yazılmış alıntılardır. Yani resim sanatlardır. İsa'nın doğumundan çarmıha geliş sahnesine, müjde sahnesinden çarmıha geliş sahnesine kadar sahne vardı. Bu şekilde hikaye anlatılır. Burada Meryem'in kapısına bir onlarda kanatlı bir melek gelir. Müjde meleğidir. Senin karnına kutsal bir ürün olacaktır. O da dünyaya hakim olacak. Adı da Jesus olacak diye söyler. O yüzden Meryem nasıl şaşırır tabii ki, Hazreti Meryem hiçbir erkek eli değmeden bu olay nasıl olur diye düşünür. O da bir şekilde şu şekilde de görürsünüz. Baba o kutsal ruhtur. Yani İsa peygambere Tanrı'nın oğlu olarak nitelendirirler. Yani o konuda detaylı şeyine girmeyeceğim. Ben Hristiyanlara göre anlatıyorum arkadaşlar. Bazı şekilde yanlış anlaşılabilir. O yüzden daha sonra müjde geldikten sonra Hazreti Meryem'in herkes 1. Ağustos zamanında nüfus sayımı için doğduğu memlekete gidecekler. Onlar da Beytülahim'e yolculuğa çıkarlar. Eşek üzerine üzgün bir şekilde bu olayın nasıl olduğunu. Şöyle aslında Hazreti Meryem Yusuf adında bir nişanlısı vardır. Ama nişanlısı hiçbir teması olmamıştır. O yüzden başında da Yusuf adında nişanlısı var. Doğru varırlar. Sonrasında bir yere kalacak yer bulamayınca, bir mekan bulamayınca mağaraya sığınır. Hazreti Meryem karnında Hazreti İsa vardır. Ve sonrasında Hazreti İsa'yı dünyaya getirir. Dünyaya getirildikten sonra da mağarada iki hayvan tarafından, öküz ve eşek tarafından nefesleriyle kundakta ısıtılır. Bu şekilde İsa peygamber. Genel düşünceli bu olay gerçekleşir. Sonrasında tabii ki üç müneccim adında kral var. Gaspar, Melki, Baltazar, din adamları. İsa peygamberin sonunda rahip krallar diye adlandırılır. İsa peygamberin doğduğu mağaraya varırlar. Onlar da kendi yani yıldızları takip ederek İsa peygamberin doğduğu mağarayı bulurlar. Sonrasında değerli eşyalar, değerli kokurlar takdim ederler. Bunlar. Görmüş olduğum her iki yaşındaki kral Herodot kahinler tarafından kendi tahtının sallanacağına inandıkları için her iki yaşındaki çocuğunu katlederler. O yüzden bu şekilde Mısır kraliçesi yanına varırlar, Magdalena'nın yanına. Burada sahne bunu anlatıyor bu olayda. Sonrasında olayın Kral Herodot'un öldüğünü öğrendikten sonra tekrar normal şekilde memleketine varırlar. Görmüş olduğumuz yerde de her peygamberin bir müjde sahnesi vardı. İsa peygamber de İncil'deki hikayesine göre Lazarus adındaki çok sevdiği bir insanı dünyaya getirmeden tekrar hayatı getirme sahnesi vardır. Ve ayağa kalkır Lazarus da bu şekilde ayağa kalkar. Ayağa kalkma sahnesini gösterir. Peygamberin inanı ettikten sonra da Hazreti İsa'nın Kudüs'e giriş sahnesini görüyoruz burada. Kudüs'e bu şekilde baba kutsal ruh şeklini gösteriyor. Valla bu MHP işaretine dönüyor hocam da. Şu şekilde. Şekil var. Bu şekilde olsa MHP yani. Tamam, biraz da MHP'lik var bizde. Yağlı yani. Doğrusu yani. Hareketi güzel yaptın. Ben ama bizden onun için yaptım yani bu hareket. Tamam hocam. Baba o kutsal ruh yani. Bunu bu şekilde anlatıyorlar. Bu halılar seriyorlar ve bu hareketi yaparak üzerindeki halelerde önemli kişi olduğunu gösterir.
Yani din adamlar, rahipler, rahibeler. İsa Peygamber'in şeyinde Hristiyanlara göre haç işareti vardır. Bu haç işareti. Çocuk İsa'da da vardır. Yetişkin İsa'da da vardır. Sonrasında günahkar doğduğu için kutsanmış suyla İsa Peygamber'in Yahya tarafından vaftiz edilme sahnesine giriyoruz arkadaşlar. Orta yukarı tamamıyla bedenini yıkar. Katolikler başını yıkarak yani günahlarını aranla kutsanmış suyla böyle bir inançla baktı. Esas Yahya İsa Peygamber'e der Yahya'ya Yahya İsa Peygamber'e der sen beni vaftiz edeceksindir. Hayırdır sen beni vaftiz edeceksindir yani. Esas vaftiz etmesi gereken sensin diyor. Burada güneş başkalaşım sahnesi bir dağın üstüne çıkar. İsa Peygamber ve Tanrı'nın ruhu tamamıyla İsa Peygamber üzerine gelir. O şekilde başkalaşım sahnesi diye adlandırılır bu sahneye de görmüş olunuz. Sonrasında 12 havariyle yemek yerler. O şeyde yemeklerde. Eli masa üzerinde olan bir havari Yahuda İskanyot diye adlandırılır. O da eli masa üzerinde olan bir havari kişi beni Roma askerlerine satacaktır. Sonraki şeyinde şarap içerler, ekmek yerler ve balık yerler. İsa Peygamber burada diyor, burada şimdi İslamlık İncil'ine girer. Şarap içerseniz beni tanıtım temsil eder, ekmek yerseniz bedenimi temsil eder diye söyler. O yüzden Hristiyanlarda yani dini törenlerde şarap içerler ve bir parça da ekmek yerler. O yüzden günahlarını yani ibadetlerini, ritüellerini o şekilde yaparlardı. Burada da para karşılığı, belli bir gümüş para karşılığı Roma askerlerine bu havarinin bir tanesi benim sarıldığım kişi İsa'da onu yakalayın diyor bu şekilde. İsa Peygamber'i para karşılığında Roma askerlerine devreder. Yakaladığınız sonra İsa Peygamber şu görmüş olduğunuz çarmış sahnesinde bu şekilde görüyorsunuz haç şeklinde. Haç bu şekilde. Kimi Ortodokslarda üstten başlar. Mal taşları biraz da kamalı haçlardır. Onların haçları farklıdır arkadaşlar. Farklı haçları göreceğiz. Kiliselerin oyulmasında bazı figürlerde, duvarlarda resimde kapartma görüyoruz. Milattan sonra 1. 2. asırda insanlar ilk geometrik motifleri kullandı. Kırmızı sinoptan getirilen aşı boyasından yapılan figürlerdir. Daha sonraki dönemlerde de 9. asırda İncil'i daha kolay tanıtmak için resim sanatlarını yapmışlardır. Genelde önemli insanların isimlerle kiliseler vermişler. Burası da Aziz Basel Şapeli. Şapeller de en küçük ibadet merkezidir. Orta kilise katedralde en büyüğüne söylemiştik. Yani bizlerde medrese falan külliye varsa onlarda katedral vardır. Katedrallerde Selime tarafında, Ihlara tarafında dünyanın en büyük doğal katedrali oradadır. Orası da bir eğitim merkezi. Yarın Ihlara Vadisi'ne gittiğimiz zaman inşallah orada göstereceğiz. Uzaktan bir etki göstereceğiz. Efendim doğal katedral var hocam. Orası doğal katedral. Selimiye var. Zaten Kapadokya bölgesinin tamamıyla şu görmüş olduğunuz Göreme kasabası şu dağlı kanallar Hristiyanların İncil yani kiliselerdi. 365 civarında kilisesi vardı. Toplamda da 600 civarında yani İyide, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Aksaray tarafında 600 civarında kilise vardı. İlili ufaklı kiliseler. En güzellerinden bir tanesi Gümüşler Manastırı vardı. Burası da zindandır. Orası da Niğde tarafına düşüyor. Beni takip edin hocam. Önce bir şapeli görelim. Arkasından. Şimdi kurumuz yok. Niye? Ben bir gidin diye gezdirmiyorum hocam. Bunu da olsa gezdirmiyorum. Orada var. Tahta kapıları. Onların anahtarı gibi göstermiş. Normalde ahşap kapı vardır. Kilisenin iç kısmındaki mezarlarda ya dine yardımda bulunmuş insanlar, vakıfta bulunmuş insanlar ya da din adamlarının mezarlardır. İskeletlerini göstermiş. İskeletler yakın zamanlarda 10 sene önce müze müdürlüğüne gitmiş olur. Hristiyan mezarına gitmiş olur. İskeletler. Evet sağ hangi gezebilirsiniz?
klostrofobik. Jolt TV'nin saygı saygıdeğer izleyenleri, zor şartlarda geçtik. Yeniler de girilen mekana saygıdan dolayı bazı alçak yapıyorlar ki eğilerek girin içeri diye. Çok zor şartlar altında. Allah kafamı vurdum. Her bir yerin okutmanın... Orada. Biraz hoş bir sahne değil mi? Sol taraftaki iki tane çukur var. Orası da vakfı çukurlar. Bilmiyoruz. Şimdi anlatacaklar. Annem çekim yapacak. Bakalım yapabilecek mi? Göreceğiz ve yaşayacağız. Göreceğiz. Şimdilik görüşmek üzere. Gerek yok.
çıkabilirsiniz. Arka tarafınızda manzara kalır. Bu üst tarafa çıkabilirsiniz. Arka tarafta yine Kızılçukur Bey Gül Vadisi manzarası var. Kaskınızı Adliye'ye bırakabilirsiniz. 10 dakika kadar burada molamız var. Sonra devam edeceğiz. ATV üstünde fotoğraf çekebilirsiniz. Selamlar. ATV'ye bindik ama sonrası bindik. Ben bayağı ATV'yi kullanamadım. Ondan sonra adam geldi. Dedi hanımefendi dedi dereye uçuyordunuz dedi. Böyle şeyler yaşandı ama bunları çekemedik. Çünkü o an canımızın derdindeydik. Sonra rehber geldi bizi kurtardı. Allah razı olsun rehberden. Yoksa derelere uçup bu yaban ellerde gidiyorduk. Neyse annemle biz bayağı panik olaylar yaşadık. Ya iki kere dereye yuvarlanıyordu. İki kere Athena dereye kendini yuvarlıyordu. Athena kullanıyordu. Aslında Athena kullanamıyordu. Çekebilirsem çekeceğim. Eğer hız olmazsa çekmeye çalışacağım. Çünkü gelirken ben kullanamadım. Ekip çıkacak. Sadece bırak abi. Kollama yap. Kollama yap. Kollama yap. Kollama yap. Kollama yap.